Dağınık ve geniş olan Arsuz coğrafyasında mahalleleri birbirine bağlarken ana arterleri rahatlatmayı amaçlayan Belediye Başkanı Nazım Culha, özellikle yaz aylarında nüfusu 3 katına çıkan Arsuz ilçelerinde yoğunluktan tıkanan Merkez Uluçınar Mahallesi trafiğini rahatlatmak için Gözcüler Mahallesi'ne bağlayacaklarını söyledi. Başkan Culha 25 metre genişliğinde 1840 metre uzunluğundaki yolun ticari faaliyetleri de geliştirecek, Gözcüler Mahallesi'nin kalkınmasına önemli katkı sunacak önemli bir yol olacağına dikkat çekti. Bürokrasiden kaynaklı geciken kadastro çalışmaları nedeniyle startı yeni verilen 25 metrelik yol Arsuz ilçesi için oldukça büyük önem taşıyor. Bugün burada uzun bir çalışma sonucu 25 metrelik yeni bir Gözcüler yaratmak adına bir yol oluşturmanın sonucunda Aslen Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluğu içerisinde olan fakat Büyükşehir Belediye'mizin yoğunluğundan kaynaklı biraz gecikebileceği endişesiyle biz ilçe belediyesi olarak bu yolun açılışının startını verdik. CHP Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin, CHP Arsuz Kadın Kolları Başkanı Sibel Uslu, meclis üyeleri Başkan Yardımcıları Özgür Murt ve Sedat Deveci ve daire müdürlerinin katılımıyla açılış startı verilen Arsuz Merkezi Gözcüler Mahallesi'ne bağlayacak 25 metrelik yolun yaz dönemi öncesi bitirilerek faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Arsuz ilçesinde tüm mahalleleri birbirine bağlayan yol çalışmalarının büyük oranda bittiğini belirten Belediye Başkanı Nazım Culha, Madenli Mahallesi'nden Üçgüllük ve Akçalı mahallelerini bağlayan yolların Höyük ve Hacı Ahmet diye bağlanması işlemlerinin de tamamlandığını söyledi. Öncelikle Arsuz'a, Gözcüler'e ve bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu kısa bizden evvelki bir süreçte başlayan bir çalışmaydı. Ama bunu tamamlamak, tapu yakadası ve tescilini yapmak bize kısmet oldu. Ve inşallah ileride burada yeni bir Gözcüler oluşacak. 25 metre genişliğinde, 1846 metre uzunluğunda bu yol hem ticari mekanların oluşacağı hem de meskenlerin oluşacağı bir yol niteliğindedir. Yani Culha, Karaağaç Mahallesi'nde Hat Su Veznesi ve Nüfus İşleri Müdürlüğü Şefliği kurulması için de çalışmaların son aşamada olduğunu belirtti. Yani biz mümkün olduğu kadar hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda zaten Karaağaç Ek Hizmet Binamızı hiç kapanmadı. Sürekli orada o Arsuz 1 bölgesini, ağırlık olarak tabii Karaağaç ve Narlıyüzü, Karahüseyinli bölgesini kapsamaktadır. Bütün hizmetler orada veriliyor.